Arayalım bakalım Sevgi Hanım'ı. Alo. Sevgi Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun. Sevgi Hanım merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum sizi, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim ama program çözemedim. Show TV'de, Show TV'de yayınlanan bir programımız. Bir Şansım Olsa ismi. Ben de sunucusuyum. Bilmiyorum, daha evvel izlemediniz sanırım programı. Yani bir iki defa denk geldim de benimle alakasını çözemedim. Ha, anladım. Anladım. Şöyle denk geldiyseniz biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, ben size söyleyeyim. Bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz Sevgi Hanım. Mümkün mü? Emanet mi? Tabii. Çok teşekkürler. Evinizin önünde bizim aracımız var. Bir aracımız aşağıda, siyah bir midibüs, ekibimiz de aşağıda. Eğer o araca gelebilirseniz size ait emaneti oradan alabilirsiniz. Araca geldiğinizde ben sizi tekrar rahatsız edeceğim. Peki, tamam. Çok tamam, teşekkür geliyorum. Ediyorum, sağ olun Sevgi Hanım, sağ olun. Böyle kolay olduğu zaman bayılıyorum. Ya insanlar da tabii ki tedirgin olurlar. Mesela ben olsam ben de tedirgin olurdum. Bir düşünürdüm. Hani izlemediğim bir programsa, ki programımız çok izleniyor. Çok mutluyum bunun için. Ben de düşünürdüm ama bir hani. Çünkü hani bir yığın dolandırıcı var, o var, bu var. İnsanların başına neler geliyor yani. Haklı insanlar, tedirgin oluyorlar. Ne programı, bana ait ne olabilirmiş, işte ne emaneti falan gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Bu arada geldi. Geldi. Hadi bakalım arayalım. Evet. Buyurun. Sevgi Hanım, araçtasınız sanırım. Evet, geldim. Şimdi ben telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum, hatta gönderdim. Aracımızda bir kasa var, görebildiniz mi? Evet. Bu şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emaneti alacaksınız. Telefonu kapamayın lütfen, ben de merak ediyorum ne olduğunu çünkü. Peki. Şu an. Ne var kasanın içinde, öğrenebilir miyim? Benim eski... Evet. Eskine ilk sözlendiğimiz anahtar halkaları var. Eski eşinizle? Evet. Nazım Bey'le? Evet, Nazım Bey. Evet. Programımıza Nazım Bey başvurdu Sevgi Hanım. Sevgi Hanım, sizden bir şey rica etsem. Araç sizi benim olduğum yere getirse, biraz sizinle sohbet etsek mümkün mü? Ayşegül Hanım, bu programa Nazım tek başına mı başvurdu? Evet, Nazım Bey başvurdu. Ama bunun tek başına başvurması gerekiyor. Görümcelerle birlikte başvurması gerekiyor. Çünkü bizim ilişkimizi bitiren görümcelerim. Anlıyorum sizi, anlıyorum ve bu hikayenin belli bir kısmını da Nazım Bey'den dinledim bu anlamda. Yani sorunun görümcelerinizden kaynaklandığını dinledim. Ben bir de sizden dinlemek istiyorum. Rica etsem yanıma gelebilir misiniz? Peki, sizi kırmamak adına geliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sevgi Hanım, bekliyorum ben sizi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun. Görümce. Aklım çıktı görünce. Vallahi görümcelerden çekeceğimiz var bu bölüm. Gidelim.
gidelim bakalım. En azından geldiğini söyleyelim değil mi? Mutlu olsun Nazım Bey. Oturun, oturun. Evet. Konuştuk Sevgi Hanım'la. Ne söyledi? Anahtarlık şey bırakmışsınız yine oraya. Anladı evet. Sizin olduğunuzu ve hemen şunu sordu. Yalnız mı? Yalnız mı derken dedim hani ablaları falan birileri var mı yanında dedi. Ben de hayır dedim. Geliyor. Geliyor, biraz sohbet edeceğiz kendisiyle inşallah. Ondan sonra eğer kabul ederse sizin yanınıza getireceğim onu. Gerçekten yani şu an çok teşekkür ederim. Bu bile güzel bir adım oldu benim için. Yani şu an ne yapmam gerekiyor, ne demem gerekiyor hiç bilmiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Tekrar onu göreceğim. Tekrar o duyguyu hissedeceğim. O da hissedecek biliyorum. Siz işte birlikte olmaya başladıktan sonra, işte evlenmeye karar vermeden... sanırım maddi durumunuzun hani çok yeterli olmadığını Sevgi Hanım biliyordu değil mi? Bahsettiniz evet. Ona. Anladığım kadarıyla öyle yani. Evet, en başta. Bunu kabul etti değil mi o? Evet, en başta etti. Bildi yani hani çok fazla bir şey beklemedi sizden. Evet. Hatta yani çoğu görüşmeye gittiğimizde bunu bile bile beni kötü hissettirmeden tüm hesapları bile ödedi oldu. Rahatsız hissettiğim zamanlar oldu ama gücüm olmadığı için kabul ettim. Çünkü her şeyin para olmadığını, ikimiz arasındaki o aşkı, o sevgiyi yakaladığımızda bunun bir sorun olmayacağını o da düşündü. Ve ben de zaten onun gibi bir insan ne şu an bulurum, ne bulmak isterim. Onunla tekrardan devam etmek istiyorum. Söyledim ya, zaten baştan böyle bir devirde bunu kabul etmesi çok güzel bir şey yani. Ya bundan yakınmaması. Sevmiş sizi yani Sevgi Hanım. Çok evet. Da umurunda olmamış yani. Kız kardeşiniz Nurcan nişanlısından ayrılmış. Hamdiye miydi büyük ablanızın? Hamdiye. O eşinden neden? O da sizin yanınıza mı geldi boşandıktan sonra? Zaten Hamdiye evliyken de sürekli gelip gidiyordu. Hı. Dertlerini anlatıyordu. O niye boşandı? Kayınvalidesiyle çok sıkıntıları varmış. Yani bana anlattığını, annemi anlatıyor, kardeşlerimi konuştuğunu duydum. Sürekli hep kavga, sürekli anlaşmazlık. Ve zaten evliyken de sürekli hep bize geliyordu. Ve en sonunda o da artık bitirdi. Tamamen bize yerleşti. Daha da büyüdü sorunlar. Daha da büyüdü sorunlar. Çünkü bu sefer 5 kişiydik, 6 kişi olduk. Zaten maddi gücümüz yoktu hiçbir şekilde. Ve o da çalışmadı. Dediğim gibi yani. Yeğeniniz var mı? Ablanızın çocuğu var mı? O da şöyle bir şey. Konuştuğumuzda yani... Kayınvalidesi sürekli ona çocuk yapamadığı için hep sen kısırsın, senden hiçbir şey olmaz, seni istemiyoruz gibi tabirler sürekli baskı, baskı, baskı. Sırf bu sebepten dolayı en son patladığı nokta bu ve en son o konuşulanlardan sonra ablam bize geri geliyor. Hamdiye Hanım boşandı, sonra hep birlikte yaşadığınız eve geri döndü. Peki Nurcan Hanım neden nişanlısından ayrıldı? Yani Nurcan ablam... biraz köy hayatı istemediği için. Yani nişanlısı köy hayatı istiyor. Evlendikten sonra köye yerleşeceğini söyledi. Ablam da İstanbul'a aşığı. O yüzden tepkisi de hemen direkt istemiyorum, olmaz. O sorunlar çıkmış hep sürekli. Hep bunları konuşulmuş, hep bunları konuşuldu. Bana aktardığı kadarıyla ben istemiyorum İstanbul'u. Biraz da el bebek, gül bebek onu ben ablama... Destek oldum. Kardeşlerime destek olduğum için o aileyi onda göremiyor. Köye de hiç gitmek istemiyor. Bu bahaneyle de bitiriyorlar, nişan atıyorlar. Bu kadar destek olmuşsunuz ablalarınıza. Onlar size hiç destek olmuyor. Yani hiç olmadılar galiba evet. Tam tersine köstek olmuşlar sanki. Evet. Tabii ben bunu biraz geç anladım. Çünkü sürekli iş, sürekli bir şeylere çabalıyorum. Bir şeyleri elinden tutmaya çalışıyorum. Ama... onların da hiçbir desteği olmayınca ben arada böyle hep... İşte o hayat mücadelesinde o sorumluluklarla değil mi insan boğuşurken... işte o detay dediğimiz aslında çok önemli anları kaçırıyoruz değil mi hayatımızda? Yani... bir şeylerin farkında olmuyoruz. Farkında olmadığımız için de birilerini suçlayabiliyoruz. Ya da birileri suçlanırken buna göz yumabiliyoruz. Yapmayalım.
yapmayalım. Birbirimizi seviyorsak yapmayalım. Birbirimizi dinlemeyi öğrenelim. Evet, aile çok önemli. Kardeşler çok önemli. Anne baba çok önemli ama hayatınıza aldığınız insan çekirdek aileniz oluyor. Öncelikle beraber geçinmeniz daha önemli. Öyle değil mi? Yani çok haklısınız. Evet. Bu sorunlar yaşanırken hiç mi Sevgi Hanım'dan yana olmadınız? Ya da nasıl diyeyim, yani eşinize karşı hep kardeşlerinizin tarafını mı tuttunuz? İşte kız kardeşim Güler'le çok iyi anlaşıyorlardı. Çok iyi arkadaş oldular. Çok samimilerdi. Beraber gezerlerdi, yeri geldi beraber iyi bir şeylerlerdi. İyi bir arkadaş oldu ve ben de bununla mutlu oluyordum. Ve en son raddeye gelmemin sebebi Güler oldu. Çünkü kız kardeşim bana abi, Sevgi, eski sözcüsüyle konuşuyor. Sevgi'ye bakıyorum, tepki yok. Şok oldum. Belki sonra o da şok oldu. Belki o da bu iftiraya inanmanıza şok oldu. O yüzden tepki vermedi belki. O an aklıma hiçbir şey gelmedi ve ben de o an artık kopardım ve istemiyorum dedim yani. Boşanmak istiyorum dedim. Bir şey demedi mi yani? Sen eski sözünle görüşüyor musun sorusuna bir şey demedi mi Sevgi Hanım? Ben de ona şaşırdım. Hiçbir şey söylemedi. Yani sadece kaldı. Sadece bana baktı. Ben ona baktım. Ve sonra ağzımdan o sihirli kelimem çıktı. Yani yaptığım hatam çıktı. Boşanmak istiyorum. Direkt hemen kısa ve net oldu. Çıktı ağzımdan ve sonradan çok pişman oldum. Geldi. Mesaj geldi. Sevgi Hanım da geldi. Gerçekten. Şimdi ben onun yanına gidiyorum. Biraz konuşayım onunla. İnşallah yanınıza getirebilirim. Vallahi. İnşallah sizi tekrar bir araya getirebiliriz. Çok sevinirim Aşık Hanım, gerçekten. Müsaade. Tabii. Tamam. Tamamdır. Haydi görüşmek üzere. Görüşürüz Aşık Hanım.